Merhaba, bugün sizlerle Instant Pot'ta tavuk haşlayacağız. Şöyle buharda haşlama aparatı da diyebiliriz. Yani çok işlevli, bunu her türlü kullanabiliyorsunuz. Bugün bunu kullanacağım. Şöyle kapağını açıyorum, şuraya takıyorum. Aparatımı içine yerleştiriyorum. Ben tavuğumu hazırlamıştım. Bunun suyunda da çorba yapacağım. Şöyle tavuğumu yerleştiriyorum. Çorba yapacağım için suyunu bir tık fazla koyacağım. Suyumu koyuyorum. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ve daha sonra istediğim baharatı ekleyeceğim. Defne yaprağı varsa ekleyebilirsiniz ya da çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz. Ama ben şimdi kızma yapacağım için çorbayı çok fazla baharat karıştırmayacağım. Biraz tuz. Bunun pili bitmiş sanırım. Evet. Biraz tuz koyacağım. Değirmenimin pili bitmiş. Şöyle. Çok az daha koyacağım. Ve biraz da karabiber. İnşallah bunun da pili bitmemiştir. Tamam, bunda sorun yok. Bunu da zayıflamış. Yine çok fazla koymayacağım, acı olmasın. Şimdi kapağını kapatıyorum ama şöyle üstten bir göstereyim size. Bakın, görüntüsü bu şekilde oldu. Ben kalçalı but kullandım. Tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Basınçlı pişirme yapacağım. Pressure cook. Yüksek basınçta. Şöyle bir 10 dakika pişirmek istiyorum. Aslında 12 dakika daha güzel olabilir ama ben çorba içine tekrar tavuğu kaynatacağım. Isıtmayı kapatıyorum, sıcak tutmayı ve başlata basıyorum. Evet, şimdi basınca geçti, gördüğünüz gibi basınç oluşturdu ve geri sayım başladı. 10 dakika sonunda hızlı salınımına bakalım tavuğumuz pişmiş mi? Evet, şu an 7 dakikası kaldı. Evet, şu anda bitti, cihazımız bitti diye uyarı veriyor. Şimdi bunu isterseniz böyle bırakabilirsiniz. Kendi kendine basıncını bırakacaktır. Kapağını rahatlıkla açabilirsiniz. Ya da isterseniz hızlı salınım yapabilirsiniz. O da şu şekilde, buradaki tuşuna basıyorsunuz. Bunu böyle tek seferde de yapabilirsiniz ama bence şu şekilde kontrollü yapmanız daha iyi. Ben şimdi bunun basıncını alacağım. Evet, basıncım tamamen bitti. Şamandıram aşağı indi ve artık kapağını güvenle açabilirim. Bakın. Şöyle göstereyim size de üstten. Bu ara olduğu için kamera tam güzel göstermeyebilir. Şimdi tavuğu içinden alacağım. Biraz. Tavuğum bu arada gayet de güzel bir şekilde haşlanmış. Gördüğünüz gibi bir çatal geliyorum. Kameramı biraz daha geri alacağım. Biraz kaplayacak. Bakın, hatta tam pişmiş. Şöyle söyleyeyim size. Yani iyi ki 15 dakika yapmamışım. Bu bile çok fazla gelmiş. Yani tamamen pişmiş. Şöyle 7-8 dakika bile yeterli olurmuş. Tamamen pişik şu an. Hatta ben bir tek böyle diri kalmasını istemiştim. Çorbada da kaynayacağı için.